Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray şampiyonluğa dolu düzgün ilerliyor. Özellikle kendi sahasında oynadığı son Sivasspor maçında hem oyun gücü olarak hem bireysel beceri olarak hem de rakip üzerinde kurduğu baskı olarak mükemmel bir performans sergiledi. Zaten bu performans sonuca da yansıdı. 6-1'lik bir sonuç çıktı. Bireysel performanslar dedik. Gerçekten çok dikkat çekici bireysel performanslar vardı. Ama bu arada onları anlatırken pişman eden bir oyuncu var. Ondan bahsedeceğiz. Geldiği yeri pişman etti. Onu söyleyeceğiz. Yine Yunan basınından bir iddialı haber var. Ondan biraz bahsedeceğiz. Ve bazı gidecek oyuncularla ilgili gelişmeler var. Onları da paylaşacağım. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz bu destekle hem kanalımız büyüyor hem de Galatasaray haberlerinin daha geniş bir kesime yayılmasına sizler katkı veriyorsunuz, öyle söyleyelim. Hemen bireysel beceri dedim, oradan devam edeyim. Barış Alper 38 dakikada 2 asist yaptı sol kenarda oynayarak. Gerçekten de hatta şöyle bir iddia da geldi. Keçiören Gücü takımında oynarken o sol kanatta çok daha etkili ve verimli oynardı diye bilgi de geldi. Onu da özellikle söyleyelim. Ve şöyle devam edelim, gelelim Mertens'e. Şimdi Mertens'te neler oluyor? Yani sırayla size anlatmaya çalışacağım. Mertens diyor ki bu hafta görüşeceğiz, her şey neticelenecek gibi görünüyor diyor. Böyle bir şey var. Daha doğrusu göreceğiz bu hafta her şeyi diyor. 2 gol 1 asistle oynadı. Son 7 maçta 12 gole doğrudan katkı yaptı. Müthiş bir performans sergiliyor. Mertens'le ilgili bir transfer gelişmesi de var. Ondan da size bahsedeceğim. Geliyorum Hakim Ziyech'e. İlk kez ceza alanı içinden gol attı. Yani o kadar çok şey oluyor ki onları söyleyebiliriz. Ben ona şöyle söylüyorum. Buz adam diyorum. Gerçekten de gol attıktan sonraki tavrı, oyun içerisindeki tavrı adeta bir buz adam şeklinde davranıyor. Tabii ki şu maç sonunda derhal soyunma odasına gitmesi, sonra Muslera'nın onu çağırması, getirmesi vesaire, bunlar biraz can sıkıcı oyuncuyla ilgili. Ama sonuç itibariyle gerçekten de son haftalarda gaza basan oyunculardan biri oldu ki 6-1'lik maçın 2 golünü Icardi, 2 golünü Ziyech, 2 golünü Mertens attı. Ama Ziyech'in gollerinin bir tanesi gerçekten efsaneydi. Icardi'nin gollerinde de benzer cümleleri kullanmamız mümkün. Onu da söyleyelim. Ve Galatasaray bir rekor kırdı. Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı. 96 puana çıktı. Fenerbahçe'nin 93 puanlık rekoru tarihe gömüldü. Icardi 23 gole çıktı. Son 7 maçta gol attı. 53 gole ulaştı. Gomis'i geride bırakıp Galatasaray tarihinde en fazla gol atan 3. yabancı oyuncu oldu. O kadar çok şey söyleyebiliriz ki bunlarla ilgili. Galatasaray evinde 18'de 18 yaptı. 33 maçtır iç sahada yenilmiyor ki son yenildiği takım Giresunspor şu anda 2. lige kadar gitti. Bütün bunlar dikkat çekici istatistikler ve bir önemli noktada bir de kupa haberi verelim. Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde de Galatasaray Petrol Ofisi ALG Spor'u 2-0 yenerek 71 puanla şampiyon oldu. Bu şampiyonluk haberini de verelim. Şöyle bir genel toparlamaya çalıştım. Onun dışındaki gelişmelerden şimdi bahsedeceğim size. Zaha ve Oliveira. Zaha'ya West Ham'ın talip olduğu haberi İngiliz basınında var. Oliveira'ya zaten dediler ki sen kendine bir kulüp bul dediler. Şimdi o da bir kulüp arayışı içerisinde. Davinson Sanchez de Napoli ile yakın temasını sürdürüyor. Zaten Victor Nelson oynamaya başladı. Victor Nelson kalırsa Davinson'un gitmesine izin verilecek. Hatta ikisine de çok cazip teklif gelirse Varan konusu gündeme gelecek. Biliyorsunuz Rafael Varan'la ilgili gelişmeyi paylaşmıştım. Bir kez daha tekrarlamak istemiyorum. Bu arada tabii Barış Alper Yılmaz'ın o performansı Avrupa'da pek çok kulübün dikkatini çekmeye başladı. Şöyle söyleyeyim, We All Follow United sitesinin haberi var. Ondan önce Aston Villa ve Eintracht Frankfurt'un oyuncuya talip olduğunu söyleyelim. Ama We All Follow United sitesi diyor ki Manchester United'la Tottenham arasında ciddi bir gerilim oluşturacak. Hatta o gerilim başladı.
hangimiz transfer edeceğiz gerilimi. Yani bu noktaya kadar geldi. Hele Avrupa Şampiyonası'ndan sonra çok daha farklı şeyler konuşabiliriz. Onu da söylememiz gerekiyor. Şimdi şöyle devam edelim. Transferle ilgili gelişmelerden bahsedeceğim demiştim. Oğuz Aydın transferini daha önce kamuoyunda da biz de size bazı bilgiler aktarmıştık. Oğuz Aydın'la ilgili gelişmeler var diye. Ama Başkan Hasan Çavuşoğlu Oğuz Aydın konusunda henüz şu ana kadar net bir görüşme kimseyle yapmadık dedi. Hani içeriden dışarıdan isteyenler olduğu bilgisi var ama bizim bir görüşmemiz yok. Kimseyle de sezon sonuna kadar görüşmeyeceğiz dedi. Biliyorsunuz şu rakamlar telaffuz edilmişti. 7 milyon eurodan 5'e indi vesaire gibi rakamlar telaffuz edilmişti. Ama bunlarla ilgili herhangi bir gelişme yok dedi. Şimdi bunu söyleyelim. Daha önceki haberlerden bir iki tanesini de paylaşarak yola devam edelim. Liverpool Index sitesi ki size haberlerin kaynaklarını da anlatmaya çalışıyorum. Gravenberg konusunda Galatasaray'ın ısrarı sürüyor diyor. Orta saha oyuncusu için 2028'e kadar sözleşmesi var 21 yaşındaki oyuncunun. 35 milyon euroluk bir değeri var. Dolayısıyla böyle bir oyuncuyu transfer etmek kolay değil ama satın alma opsiyonuyla kiralama ya da sadece kiralama konusu gündemde olabilir. Çünkü oyuncu aldığı sürelerden memnun değil. Şöyle söyleyelim, 37 maçta süre almış, sadece 1813 dakika süre almış. 4 golü 2 asisti var, toplam 6 gole doğrudan tesir etmiş bir orta saha oyuncusu ve gerçekten de çok önemli olur. Ajax'tan geldiğinde büyük bir transfer bombası olarak gelmişti. Şimdi de Galatasaray için Liverpool Index sitesinde çok net bir şekilde haberin olduğunu söyleyelim. Şimdi bu noktada Yunan basınından da gelen bir haber var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Yunan basınından gelen haber diyor ki Fotis Yonadis Yunan basınından Sportdog sitesinin haberi. Panathinaikoslu oyuncunun hatta bu konuda görüş alışverişi olduğu konusunu da yazmışlar. 43 maçta 23 gol 9 asisti var. Icardi ile beraber oynatabileceğimiz bir oyuncu diye düşünülüyor. Onu söyleyebiliriz. Yani Galatasaray Icardi'den kesinlikle ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Zaman zaman kafasını karıştıracak bazı teklifler geliyor ama Icardi de Galatasaray'a olan aidiyetini her fırsatta tekrarlıyor. Fotis Yonadis Yunan basınından Sportdog'un haberi, 10 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri olduğunu da söylemem gerekiyor. Şimdi devam edelim. Enteresan bir gelişme var. Hani pişman oldu derler ya, sen misin satan, al bakalım pişmanlık. Şimdi satma da değil aslında, da şöyle söyleyelim. Yani neyse, çok fazla kafanızı karıştırmayayım. Hakim Ziyech'ten bahsediyorum. Tabii bir sahada hikaye olmadan zafer olmaz diye de bir paylaşım yapınca Galatasaraylıların gönlünü de çelmişti bu maçtan sonra. Buz adam, bana göre buz adam. İşte o buz adam finansal fair play nedeniyle Chelsea'den gönderildi ve işte 15 maçtan fazla oynarsa vesaire diye de hani bir madde kondu. İşte o madde işlerlik kazandı. Galatasaray oyuncunun bonservisini alma hakkını kazandı. Şimdi de Chelsea kara kara düşünmeye başladı. Acaba onu nasıl geri alabiliriz diye düşünüyor. Tabii şimdi bu noktadan sonra Ziyech'i geri almak çok kolay değil. Çünkü Galatasaray'daki performansı olağanüstü bir performansı var. Söylediğimiz gibi özellikle ceza sahası dışından attığı goller olağanüstü. Son 6 maçta 4 gol 2 asist, 6 gole doğrudan tesir yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Chelsea'yi pişman etti. Ah biz niye o satın alma maddesini koyduk diye şimdi kara kara düşünüyorlar. İngiliz basınında da en çok konuşulan konulardan biri olarak gündeme geldi. Şimdi son olarak şunu söyleyelim. Gerçekten de çok dikkat çekici bir haber. Onu da paylaşalım. Lorenzo Insigne'den bahsediyoruz. 32 yaşındaki oyuncu Toronto'da oynuyor. Biliyorsunuz Napoli'den oraya gitmişti. Napoli'den deyince sizlerde de bir çağrışım yapmıştır. Şimdi diyor ki ben Mertens'le beraber oynamak istiyorum. Eskiden olduğu gibi 20-21 sezonunda beraber oynamışlardı. Ve İtalya milli takımında oynuyordu. Dolayısıyla bir sol kanat oyuncusu, beraber oynayalım diye Mertens'e öneride bulundu, teklifte bulundu. Mertens de bu teklifi
kulübe iletti. Tabii kulübün kararı Mertens transferi yapmıyor. Daha önce de gündeme gelmişti. Özellikle hem devre arasında hem de sezon başında transferi gündeme gelmişti. Özel bir oyuncu. Yani Lorenzo Insigne ile oynamak özel bir durum oluşturabilir. Bu arada tabii bütün bu transfer biraz da Mertens'in transferine de bağlı olacak. Mertens kalırsa belki de diyecek ki ben Insigne'yi de alalım ve birlikte oynayalım diyecek. Ama unutmamamız gereken bir gerçek var ki kadroda da bazı oyuncuları değiştirmeniz gerekiyor. Özellikle göndermeniz gerekiyor. Yabancı oyuncu sayısı 12'ye inecek. En azından şimdilik öyle. Evet, beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.